الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على قرة أعيننا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Enam suresindeyiz. Surenin 30. ayetindeyiz. Estaizu billah. Ve lev tera iz vukifu ala rabbihim kâle eleyse hâzâ bil hakk kâlu belâ ve rabbina kâle fezûkul azâbe bimâ Enam suresi 30. ayet. Ayetle ilgili en son kalü belalara bakmıştık. Ukifuk'una bakacaktık. Bütün türevleriyle mi? Evet. Bütün türevleriyle. Sadece 4 yerde varmış. İlginç. İlki bizim okuduğumuz ayette, Enam suresi 27'de. İkincisi bu kez Enam suresi 30'da. 27 daha önce gördüğümüz ayetti. Orada dikkatimizi çekmemiş demek ki. Vukifu. Dikentildiklerinde. Başka nerede var? Sebe suresinde var. 31. ayet. Yine zalimler. Yine tevkif edilmişler. Ve kâle lezîne keferu. Kafirler dediler ki len nu'mine bihâzel Kur'an. Biz bu Kur'an'a inanmayacağız. İman etmeyeceğiz. Ve lâ billezî beyne yedeyhi. Onun öncesindekilere de iman etmeyeceğiz. وَلَوْ تَرَى diyor Allah Azze ve Celle, bir görsen اِذِ الظَّالِمُونَ zalimleri مَوْقُوفُونَ tevkif edilmişler عِنْدَ رَبِّهِمْ Rablerinin yanında يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ birbirlerine sözü bırakıyorlar veya birbirlerine sözü çeviriyorlar. يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُضَعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا zayıf düşmüş olanlar, zayıflaştırılmış olanlar müstekbirlere diyorlar ki لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ sizler olmasaydınız bizler mümin olurduk. Bu aralarındaki hesaplaşma veya didişme Allah Azze ve Celle'nin huzurunda zayıflarıyla, ileri gelenleriyle zalimlerin bütünü tevkif edilmişler, ayaktalar, dikentilmiş durumdalar. مَوْقُوفُونَ aynı kelime, yine zalimler. Aynı kelime tabi. Orada da ayakta durma anlamında. Vakfe, evet. Sebe suresi 31. ayetti. Son geçtiği yer Saffat suresi 24. ayet. Vakifuhum ve onları dikeltin. Tevkif edin onları. İnnehum mes'ulun. Onlar hesaba çekilecekler, sorgulanacaklar. Saffat suresi bu 24. ayeti. Yine zalimlerle alakalı olsa gerek. Gidelim hemen Saffat suresine. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ Bu fasıl günü. Yalanlayıp durduğunuz,
Burada diyor ki Allah Azze ve Celle اُحْشُرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimleri toplayın. وَاَزْوَاجَهُمْ Ve benzerlerini, eşlerini veya وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ Ve Allah'tan gayrı taptıklarını hepsini bir araya getirin. مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَهْدُوهُمْ Sonra onları yoluna koyun. اِلَى صِرَاطِ الْجَح۪يمِ Cehennemin yoluna koyun. Dedikten sonra bakınız cehennem yoluna konmuşlar. Belli ki cehennem yolunda bunlar ilerletilip cehenneme getiriliyorlar. Orada وَقِفُوهُمْ Orada dikeltin, ayakta bekletin onları. اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ Onlara sual sorulacak, onlar sorgulanacaklar. Burada da yine tevkif edildikleri bir durum. Evet, cehimin sıratla birlikte kullanıldığı bildiğim kadarıyla yegane ayet bu. Sıratın yoluna diye dost doğru cehennem yoluna bir yere uğramaksızın herhangi bir yerle şey yapmaksızın ila sıratil cehim. Evet. Evet. Naam. Ra'aynaha fi ders-i sabiq. Naam. Bir de hangi kelime vardı ayette? Ala rabbihim kâle aleyse hâzâ bilhak kâlu belâ ve Buna baktık mı? Hayır. Bakmadık. Buna bakacaktık. Naam. Bütün türevleriyle bayağı çok çıktı. 63 yerde varmış. Çabucak bakalım kısa kısa atlayarak. Ali İmran suresi 106. ayette Allah Azze ve Celle bu kimi yüzlerin karartılıp kimi yüzlerin aklandığı günde yüzleri karartılacak olanlara imanınızdan sonra kafir oldunuz öyle mi? Azabı tadın kafir olup durmanızdan ötürü diye azabın tadılması Ali İmran 181'de yangın azabının tadılması biz onlara deriz ki yakıcı azabı yangının azabını tadın diye Ali İmran suresinde 185. ayette ölümün tadılması her kişi ölümü tadacaktır ayeti Nisa suresinde bu geçen ders konuştuğumuz derilerinin çabucak değiştirilmesi, kavruldukça derilerinin değiştirilmesi, azabı tatsınlar diye şeklinde geçiyor. Nisa 56, Maide 95'te yaptığı işin vebalini tatsın diye bu da gördüğümüz bir şeydi. Enam suresi 30. ayet, bizim okuduğumuz ayet. Enam suresi 65. ayette, birinize diğerinizin sıkıntısını tattırsın diye Allah Azze ve Celle'nin insanları birbirine savaşa ya başka sıkıntılara karşılıklı sürüklediğinde birine diğerinin azabını, diğerinin sertliğini tattırması. Enam 65. ayette geçmiş. Enam 148'de ta ki bizim sertliğimizi tattılar diyor Allah Azze ve Celle. Hatta ذَاقُوا بَأْسَنَا Araf suresi 22. ayette bu kez Adem ile eşi salat ve selam üzerlerine olsun şeytanın kendilerine gururla delalet ettiği ağaçtan yemelerini Cenab-ı Hak فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ demiş ağacı tattıklarında Araf suresi 39. ayette azabın tadılması, Enfal suresi 14. ayette azabın tadılması, Enfal suresi 35 azabın tadılması, Enfal suresi 50 yangın azabının tadılması, yakıcı azabın tadılması, Tevbe suresi 35'te kendiniz için biriktirdiklerinizi tadın şeklinde mallarını Allah yolunda infak etmemiş, biriktirmiş kimselere
kenz üzerinden Cenab-ı Hakk'ın fezûkû mâ kuntum teknizûn. Bu biriktire durdukları malların kendilerine cehennem ateşi olarak geri dönüşünü anlatan ayet. Yunus suresi 21. ayet. Bu kez ve izâ ezeknennâse rahmeten, insanlara rahmetimizi tattırdığımızda diyor Allah Azze ve Celle, farklı bir şey geldi önümüze. Rahmetin tadılması. Yunus suresi 52. ayette huld azabının tadılması, yine zalimler için sonsuz azabın tadılması. Yunus suresi 70. ayette azabın tadılması. Hud suresi, bu kez rahmetin yine tadılması. İnsana rahmetimizi tattırdığımızda. Hud 10. ayet, insana nimetini tattırması Cenab-ı Hakk'ın. Bu da ilk defa gördüğümüz bir örneği. Nahl suresi 94'te kötülüğün tadılması. Nahl suresi 112'de ilginç bir ifade, açlık giysisinin tattırılması. Açlık ve korku giysisinin tattırılması. فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Açlığın ve korkunun bir giysi gibi giydirilip süreklilik arz ettiği anlaşılıyor. Tattırılması. İsra suresi 75. ayette, bu kez Resulullah'a hitaben, biz sana hayatın da mematın da kat be katını tattırırdık şeklinde bir tehdit ifadesi var burada. İsra 75. Enbiya suresi 35. ayette yine her canın ölümü tadacağı, ölümün tadılması. Demek ki ölüm de tadılan bir şey. Hac suresinde yine yangın azabının tadılması. Bu da sıkça tekrarlandı. Hac suresi azabın, yakıcı azabın tadılması. Deminkinin aynısı. Hac 25'te azabın tadılması. Furkan suresi 19'da azabın tadılması. Ankebut suresi 55'te yaptıklarınızı tadın şeklinde bir ironi var azaba yönelik olarak. Ankebut 57'de her canın ölümü tadacağı gerçeği. Rum suresi 33'te rahmetin tattırılması. Rum suresi 36, rahmetin tadılması. Rum suresi 41, yaptıkları kötülüklerin kendilerine tattırılması. Kötülüğün insana tattırılması, yaptığı kötülüğün bir bakıma geri dönüş olarak, bu ayette geri dönüş olduğu çok açık. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Karada ve denizde fesat ortaya çıktı. بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ. İnsanların kazandıklarından ötürü. Niçin fesat ortaya çıktı karada ve denizde? لِيُذِيقَهُمْ. Onlara tattırsın diye Allah, بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا. Yaptıklarının bazısını. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Böylece vazgeçsinler, geri dönsünler diye. O da tamamını değil, bazılarının karşılığını tattırıyor Allah Azze ve Celle. Karada ve denizde fesadı ortaya çıkararak. Rum suresi 46. ayette rahmetin tattırılması, yağmur üzerinden burada örneklenmiş. Secde suresi 14'te bugünü unutmanızdan ötürü tadın şimdi azabı denmiş. Secde suresi 20'de azabın tadılması, secde 21'de azabın tadılması. Sebe 12'de yine azabın tadılması, Sebe 42 azabın tadılması. Yine Fatır suresi 37'de cehennemdeki kimselerle ilgili azabın tadılması. Saffat suresi bu kez kendi dillerinden, kendi ifadeleriyle. Onlar diyorlar ki cehennemdekiler, فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا. Rabbimizin hakkımızdaki sözü hak olmuştur. Yani Allah Azze ve Celle bizi zulmen buraya koymuş değil. Rabbimizin hakkımızdaki hükmü haktır. اِنَّا لَذَائِقُونَ. Biz bunu tadacağız. Biz bunu, bu azabı çekeceğiz diyorlar. Kendilerine karşı da öfkeli oldukları anlaşılıyor ifadeden. Saffat suresi 31. ayet. Saffat 38'de bu kez Allah Azze ve Celle onlara اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْاَل۪يمِ. Siz elim azabı tadıcısınız. Yolu yok. Hiç başka bir yolu yok. Tadıp duracaksınız bunu. Sad suresi 8. ayette bellemme yezuku azab, azabın tadılması. Sad 57,
yine azabın tadılması hamimun ve gassak dediği türden Zümer suresi 24 yapıp ettiklerinizin kazandıklarınızın karşılığını tadın şeklinde denir zalimlere. Hizyin tadılması bunun bu herhalde ilk defa önümüze geldi. Fezaqahumullahul hizya. Rüsvaylığı, rezilliği Allah Azze ve Celle onlara tattırdı. Fil hayati dünya, dünya hayatında. Ve azabul akir ahireti akbar. Ahiret azabı ise daha büyük. Fussilet suresi 16. ayette bu kez yine hizyin tadılması. Lenuziqan linuziqahum azabel hizyi fil hayati dünya. Dünya hayatında rüsvaylığın azabını onlara tattıralım diye buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bundan kendisine sığınırız. Fussilet suresi 27. ayette azabın tadılması, Fussilet 50 galiz bir azabın tadılmasıyla rahmetin tadılmasının aynı ayette geçtiği bir örnek oldu. Bu iki kez var içerisinde bu fiil. Şura suresinde rahmetin tattırılması, Duhan suresinde azabın tadılması, orada ölümü tadacak değiller. İllel mevtetel ula, ilk ölümleri hariç orada ölümü tadacak değiller. Kur'an'da üç kez gördük yanılmıyorsam, ölümün tadılması vardı. Bu dördüncüsü. Üç kez gördüklerimizin hepsi dünya hayatındaki hazır bizim gibi canlıların ölümü tadacakları gerçeğini anlatıyordu. Bunda istisna olmadığını vurguluyordu. Burada ise ölümü tatmayacaklarını vurguluyor. Ölümü illaki tadacağımızın söylendiği bu ortamdan, ölümü artık tatmayacağımızın söylendiği o ortama geçeceğiz. Allah Azze ve Celle o ortamdaki o iki bölükten, iki ferikten zevk ve mutluluk içerisinde olanlar arasında eylesin. Çünkü onlar açısından ölümün bir kez daha tadılmayacak olması muhteşem bir şeyken, aynı ölümün artık tadılmayacağı diğer kesim, onlar da sonsuz, onlar da cehennemlikler. Cenab-ı Hak la yuqda aleyhim feyemutu. İşleri bitirilmez ki ölsünler buyuruyor. Onlar da ölmeyecekler. Fakat ölmemek onlar için son derece vahim. Çünkü ölüm azabı bitirirdi. O yüzden çok yok olmayı dileyecekler. La ted'ul yevme thuburan vahiden ve du'u thuburan kesira. Siz bugün öyle bir kez iki kez yok olmayı dilemeyin. Daha çok yok olmayı dilersiniz. وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ Ateşten çıkacak değiller. Biz bu iki evreden öncesindeyiz. Bize habire ölümü tatmayacak yok deniyor. كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ Biz bu gerçekle baş başayız, karşı karşıyayız. Ama bunun bir de güzel versiyonu varmış. O da Duhan 56'da لَا يَذُوقُونَ ف۪يهَا الْمَوْتَ Onlar ölümü tadacak değillerdir. اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُولَى İlk tattıkları ölüm diyor Allah Azze ve Celle. Ahkaf suresi 34. ayette azabın tadılması, Zariyat suresinde ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تَسْتَعْجِلُونَ Acele ettirip durduğunuz fitnenizi tadın şeklinde bir ifade. Bu onların fitneleri, sınandıkları, yaşamları boyunca inkar ettikleri, kendi musibetleri, kendi sıkıntıları yok saydığınız, bir yandan varsa şayet çabucak gelsin diye acele ettirdiğiniz fitnenizi buyurun tadın denmiş. Zariyat 14'te Kamer suresinde yine azabın tadılması. Kamer 39'da azabın tadılması. Bu ifadeler deminkilerden biraz daha sertçe. Çünkü bu kez Allah Azze ve Celle muhataplarına azabımı tadın şeklinde söylüyor. Buradaki şey daha bir vahim, azabımı tadın. فَذُوقُ عَذَابِ Kamer suresi ذُوقُ مَسَّ سَقَر Sakarın dokunuşunu tadın diyor Allah Azze ve Celle. Yüzüstü ateşte sürüklenirken onlar sakarın dokunuşunu tadın buyurmuş Allah Azze ve Celle. Belli ki ateş içerisinde ki herhangi bir seans, herhangi bir evre, ama illaki ateş içerisinde, çünkü yüzüstü ateş içerisinde sürüklendiklerini söylüyor Allah Azze ve Celle. Kamer 48. ayet. Haşr suresi 15. ayet. ذَاقُوا وَبَالَ اَمْرِهِمْ Yaptıklarının vebalini tattılar ifadesi daha önce de geçmişti. Yine vebalin tadılması. تَغَابٌ 5.
Talak suresi 9. ayet, vebalin tadılması, üst üste vebalin tadılması, suçun, cürmün karşılığının tadılması geldi. Nebe suresi 24'te la yezukune fiha bardan, onlar orada soğuk tatmayacaklar, ve la şaraba, ne de şarap içecek tatmayacaklar. Nebe suresi 30. ayet fezuku, tadın denecek kendilerine. Son zaka olması belki oldukça ilginç. Fezuku, tadın denecek kendilerine. Felen nezidekum illa azabe. Azaptan başka hiçbir şeyinizi artırmayacağız. Yani ileriki programlarda neler var? Arada hafifletme var mı? Bir içecek faslı var mı? Bir serinlik var mı? La yezukune fiha bardan ve la şaraba. Ne içecek var? Ne herhangi bir serinlik var. Onlara denecek ki tadın azabı, azaptan başka bir şeyiniz artırılmayacak. Fezuku felen nezidekum illa azaba. Bundan Allah'a sığınırız. Nebe suresi 30. ayet son zâkanın geçtiği ayetti. Dikkat ederseniz zevk dediğimiz Türkçe'ye de geçmiş bir kelime. Bizim Türkçemizde olabildiğince olumludur yani. Zevk aldım. Çok zevkliydi. Biz çoğu yerde hoşnutluk anlamında kullanırız bunu. Tatmaktan ötedir. Zevk Türkçe'de iyidir, güzeldir, kıvançtır, neşedir vesaire. Arapça'da salt, zâka, tatmak anlamında. Ama ilginçtir ki Kur'an'daki kullanımlarının çoğu, neredeyse üçte ikisi tahminimce, hep azap üzerine yüklüydü. Azap üzerine yoğunlaşmıştı. Bir başka dikkatimi çeken şey, benzeri bir kelimenin cennet örneğini görmedik herhalde. Gördükse ben mi kaçırdım? Yani cennetteki bir kullanımına, nimetlerin tadılması vesaire vardı ama dünya örneği üzerindendi. Cennet örneği üzerinden aynı kelimenin kullanıldığını ya dikkatimden kaçtı ya da görmedim. Onlar hepsi şeydi ama, dünya örneği üzerinden insana zararı tattırdığımızda, sonra rahmeti tattırdığımızda şeklinde sınav içerisindeki insan üzerinden konuşuluyordu. Rahmetin, nimetin, iyi şeylerin tadılması örnekleri var. Fakat Kur'an'da bunun cennet sahnesi üzerindeki kullanımını görmedim. Ya belli ki başka bir kelime kullanıldıysa kullanılmış, yahut dünya örneği üzerinden artık onu anladığımız varsayılıyor. Gelelim tekrardan ayete. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلٰى رَبِّهِمْ dedik. فَذُوقُ الْعَذَابِ بِمَا. Kelimeleri bitirdik. Müfessiri de okumuştuk. Gelelim şimdi kırık mealine. Okumadık müfessiri. Peki dönüp bir daha bakalım. Okumamışsak eğer. Şu kadar tek paragraf zaten. Ey yani ve lev tera, bir görsen el kafirine, kafirleri. Okumamışız. İzzukifu ala rabbihim. Rablerinin önünde dikeltilmişlerken, dikeltilmiş bir haldeyken, tevkif edilmişken, leraeyte emren azimen, muazzam bir durum görürdün. Ve havle, yani oraya iyi bir şekilde intikal edeceksin. Ondan sonra senin akıbetin hayır olacak. Bunları izleyeceksin yani. Bundan büyük zevk yok. Zalimleri. Biz çoğunu unutmuşuz. Hayatımızda gördüklerimizi bile. Geçen onların böyle bir geçmişten, şöyle 70'lerden bugünlere dünya sahnesinde zulümde bulunmuşların bir kısmı ölmüş. Nice insanın hayatına mal olmuş girişimleri böyle. Savaşlar, şunlar bunlar. Görünce hatırladım bazılarını da. Onlar hayattayken not ediyordum, ya Rabbi bunların azaba uğratıldıkları, hesabının görüldüğü, huzuruna çıkarıldığı anları izlemek ne zevkli olurdu diye. Demek o zamanlar daha böyle bir çocuk bakış açısıyla biraz daha kendimizi masum görüyoruz. Ama şimdilerde de yine bir belgesel izledim onunla alakalı. O isimler yine o vahametiyle, o korkunçluğuyla hala hafızamızda. Onların oradaki durumlarını izlemek, cehennemdeki durumlarını izlemek, huzura çıkarıldıkları, ayakta dikildikleri durumları izlemek,
Zalimleri Allah Azze ve Celle'nin azap ile cezalandırdığı, dolayısıyla adaletini tecelli ettirdiği sahneleri izlemek muhteşem bir şey olmalı. Adalet çünkü insana zevk verir. Adalet kıvanç, hoşnutluk verir. Rahatlatır adalet. Hani bugünlerde bir böyle bir cinayet konusu var ya, bütün ülkede herkeste aynı infial var ve belki düne kadar bir kısası konuşacağınız kişi tepki verebilirdi ya, olur mu böyle vahşi falan, vahşice diyebilirdi. Ama bakıyorum daha ötesine taşmış durumda şu anda duyguları. Çünkü orası bir eksiklik, yani zulüm. İnsan, her bir insana böyle copy paste şeklinde yankılanmış. Herkes o acıyı hissediyor. O sıkıntıyı hissediyor. Adaletin tecelli etmesi rahatlatır. Terazinin tekrar dengeye gelmesi rahatlatır. Hele hele bunun sonrakiler için örnek olması muhteşem bir şey. Biri de çıkmış diyor ki eğitimle çözelim bu işi. O iyi, o zaman bütün cezaları kaldır. Cezaların caydırıcılığı denen şey, bunlar sil kaldır, at hukuku tekrar sen yeniden yaz. Eğitimle bu işi hallet. Eğitim bu olayın bir parçası ama suçu bütünüyle önleyen bir şey değil. Diğer taraftan caydırıcılığı bakımından ceza da bir tedbir ve o da sistem içerisindeki yerinde, yerli yerince kalmalı. Bu tedbir can gibi bir şeye karşılık nakıs kalınca, adam ben öldüreceğim ama ben ölmeyeceğim diyor. Maktul bile o esnada biliyor ki bu beni öldürecek ama o ölmeyecek yani. Bir şekilde yaşayacak, günü gelince de bir şekilde çıkacak. Bu kadar adalet terazisi çarpık iken, dengesiz iken nice insan çıkıp bakıyorsunuz, kalkıp çağ dışı, bilmem ne, vahşi gibi şeyler yapıyorlar. Bunun Allah Azze ve Celle'nin buyruğu olduğu, olması yaratanın bir tarafa, insanın aklettiği kadarıyla da bir gerçeklik olduğu, bir o kadar daha meseleyi kesin hale getiriyor. Yani hiç Allah Azze ve Celle'nin böyle bir buyruğu olmasaydı bile diyorum bazen kendime. Bu iki kere ikinin dörttü yani, bu kadar. Bu katletti bunu. Bu da katledilecek. Bunun başka yolu yok ki. Hem Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği, hem de bu denli net olan gitti, kapandı. Bir daha aç kapa yap. Ya da ben açayım. Devam eder herhalde kaldığı yerde. Buradan enerji gelmiyor. Ha, geliyormuş, tamam. İdama da evet diyeceklerini sanmıyorum. Çünkü birebir cinayette zaten kısas idamın kendisidir. Kaldı ki kısas da zorunlu bir, yani cebri bir durum değil, öyle kamu hakkı olarak. Maktulün ailesi bunu isterse, illa diretirse, yani orada da Allah Azze ve Celle'nin hükmü son derece ayrıntılı ve hakkı sahibine tevdi eder bir şekilde. Maktulün cenahına tevdi eder bir şekilde. Ama belli ki Allah Azze ve Celle, yani okuyunca böyle şeyleri, Allah Azze ve Celle sadece vahiy ile Resul'e göndererek değil de böyle de konuşuyor. İşte bir hadise üzerinden insanlara bir gerçeği anlatıyor. Bundan bir iki sene önce faiz dünyayı kasıp kavurunca, büyük bir şey çıkınca, bu kez ya aslında faiz hakikaten iktisat açısından çok sıkıntılı bir durum demeye başladı büyük ekonomistler. Orada da aynı şeyi düşündürmüştü bize. Yani Allah Azze ve Celle bir de yaşanan hadiseler üzerinden kendi sözlerinin hakikatini ayrıca bir öğretiyor. Fakat insan bunları yasal hale getirmeye, bu gerçekleri, bu hakikati hayatında benimsemeye nedense hep direnç gösteriyor. Aradaki o şeytani etki
Allah Azze ve Celle'nin buyruğunun hayata yansıması, adaletin tecelli etmesine her nasılsa her defasında mani oluyor. Bazen de şöyle düşünüyorum, bunlar hiç Cenab-ı Hakk'ın buyruklarında olmasaydı belki de insanların zaten varıp kesinlikle kabul edecekleri şeylerdi. Sırf Cenab-ı Hak öyle dediği için çoğu hakikatte insanlar yan çiziyor. Yani Allah'ın dediği olmasın diye. İnsanın o istikbar büyüklenmesi. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Yakinen gerçeğine vardıkları halde sırf taşkınlık olsun diye, sırf büyüklenme Allah'a karşı olsun diye bu şeytanın ardına düşen insanlar onları yalanladılar diyor Cenab-ı Hak. Geri dönelim ayete. Bir görsen o zulüm yapmış kimselerin Cenab-ı Hakk'ın huzurunda dikeltildikleri hali. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ dedi ki lahum onlara mubbihan ve mukri'an onları kınayarak, onları azarlayarak اَلَيْسَ هَذَا اَلَّذ۪ي تَرَوْنَ مِنَ الْعَذَابِ bu gördükleriniz yani azap ve olup bitenler بِالْحَقِّ bunlar hak değil mi? Bunu yalanlayıp durdular Cenab-ı Hakk'a karşı hayatları boyunca ve bu sebeple de her türlü zulme giriştiler. Yaradan yok, sahip yok, öğretmen yok, ders boş, haydi curcuna. Yani motivasyon aynı motivasyon. Öğretmen yok, ders boş, dolayısıyla da herkes elinden geleni yapsın. Onlar da bu sınıfta, bu dünya seansında Allah'ı inkar edip Allah yok, o halde herkes bildiğini yapsın şeklinde zulme böyle giriştiler. Kalu, şimdi de Rabbin huzurunda, sahibin huzurunda, bak Rab varmış, her şeyin hesabı varmış, kitabı varmış, o nimetlerin hiçbiri sahipsiz değilmiş. Kalu bela ve Rabbina, yüzleşince dediler ki evet, Rabbimize andolsun ki bu bir gerçek. Fe akarru, ikrar ettiler ve atarafu, ve itiraf ettiler. Haythu la yenfa'uhum zalika, ancak ne bu ikrarları ne bu itirafları fayda sağlamaz çünkü yeri değil orası. Allah Azze ve Celle onlara kâle dedi ki fezûkul azâbe, tadın azabı, bimâ kuntum tekfurun, yok sayıp durmanızdan ötürü. Müfessirin kısaca yorumunu okumuş olduk. Peki, bir sonraki ders devam edelim. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekkum ve lisâiril mu'minin. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve ahtâna. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.